20 Eylül küresel iklim grevi kapıda. Dünyanın pek çok yerinden iklim aktivistleri aylardır bugün için çağrı yapıyorlar. İklim aktivistleri 23 Eylül'de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi bazı şeyleri hatırlatmak istiyorlar. Türkiye'den de aylardır iklim grevi yapanlardan Deniz Çevikus bugün bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Senden önce bize biraz hikayeni anlatmanı isteyeceğiz. İlk olarak iklim değişikliği ve sonrasında kullanılan adıyla iklim krizi. Bu konudaki farkındalığını ilk nasıl yaşadın? Ne zaman? Aslında benim harekete geçişlerimden en önemli etkenlerden bir tanesi benim gördüğüm bir fotoğraf karesiydi. Ben hayvanlara çok değer veren bir insanım. Ve bir gün sosyal medyada Greta Thunberg adını duyduktan sonra, ondan da bahsedeceğim zaten. İklim krizini araştırırken yine karşıma bir fotoğraf çıktı. Ve bu fotoğrafta Kuzey Amerika'daki bir soğuk girdabına yakalanarak donan bir fokun resmiydi. Bu fotoğraf beni çok etkilemişti. Çünkü krizi biz insanlar yaratırken krizin acılarını, en büyük acılarını bunun üstüne hiçbir şey yapmayan hayvanlar ve gelişmemiş ülkeler çekiyor. Bu da beni çok etkiledi. Çünkü bu bizim yüzümüzden olduğunun bilincindeydim artık. Ve ben de artık bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Bundan önce de zaten Greta Thunberg adını bir radyo programında duymuştum. Yani bu da okul grevlerini başlatan İsveçli 16 yaşında bir kızdı. Greta Thunberg adını da duydum. 15 Mart'ta yani ilk küresel iklim grevinin çağrısını da duymuştum. Bir süre sonra da Türkiye'den Atlas Sarıfoğlu'nun 15 Mart'ta Bebek Parkı'nda buluşma çağrısını duyunca artık ben de bir şeyler yapmalıyım dedim. Ve 15 Mart'taki ilk küresel iklim grevine giderek aslında grevlerime başladım. Ve ondan sonra da her cuma günü eylem yapmaya devam ettim. Bütün ilk eylemlerini hep okulda mı yaptın? Okul grevi şeklinde mi? Yaz tatiline kadar grevlerimi okulumda gerçekleştirdim. Arkadaşlarımla birlikte okul bahçesinde farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Ama ben tatile girince de artık okulumda da yapamayacaktım ve Greta'dan da, yani dediğim gibi bu hareketin başını çeken İsveçli kızdan da okul grevlerine yazın da devam etme çağrısı gelince artık okulumda da yapamayacağım için, dediğim gibi ben dışarıda devam etmeye karar verdim grevlerime ve her cuma günü İstanbul'un farklı bir lokasyonunda görevlerime devam ettim. Peki böyle İstanbul sokaklarında işte pankartlar tutarak işte insanlara seslendin, bir mesaj verdin. Nasıl tepkiler aldın? Seni görüp duranlar, seninle böyle hani ne anlatmaya çalışıyorsun diyenler oldu mu? Şöyle, benim ilk kullandığım pankartım aslında iklim krizinin farkında mısınız anlatabilirim değildi. Sadece üstünde iklim için okul grevi yazan pankarttı. Ama ben bu pankartın işe yaramadığını fark ettim. Çünkü insanlar zaten daha iklim krizinin bile farkında olmadıkları için üstünde bir de iklim için okul grevi yazılan pankarta hiç anlam veremiyorlardı. Dolayısıyla yanıma gelip benimle konuşmaya da çekiniyorlardı. Onunla çok fazla tepki almadım. Ben de bunu fark ettim ve yeni pankart hazırlamaya karar verdim. Onda da zaten burada da olan iklim krizinin farkında mısınız isterseniz anlatabilirim pankartıydı. Onu kullanmaya başladım ve bu insanlara daha çok soru sormaya teşvik eden pankart olduğu için çok kısa sürede zaten işe yaradığını fark ettim. Ve yaz grevlerimi onunla devam ettim. Ayrıca artık okul grevlerimi okulda devam etmiyorum. Sokakta yapıyorum gerçekten. Gerçek manasıyla yani. Peki nasıl sorular geldi sana iklim krizinin farkında olmak isteyen insanlar tarafından? Çoğu zaten iklim krizini biliyordu. Bazıları yanlış da biliyor olsa da. Peki ne yapabiliriz? Neden son 11 yıl diyenler oluyordu. Mesela çünkü benim tane de son 11 yıl pankartım var biliyorsunuz. Özellikle o pankart çok ilgi çekiyordu çünkü yani kriz durdurmak için son 11 yılımız kaldı. Yani küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek için son 11 yılımız kaldı. Ve eğer bu 11 yıl içinde durduramazsak artık bu zaten şu an bile yaşanan önü alınamaz felaketlerin sonu gelemeyecek. Ve artık durdurmak için bir şey yapamayacak konuma geleceğiz. Bu sene zaten iklim kriziyle ilgili okul grevleri, işte aktivistlerin eylemleri gittikçe arttı ama bir yandan da dünya işte Amazon ormanlarında yangınlar, İzmir'de işte birkaç gün ard arda devam eden orman yangınları. Aslında hani zaten hep olan şeylerdi, belki üst üste geldi. Siz neler yaptınız onlar için? Hani onların sesini duyurmak için özel bir şey yaptınız mı? Dünyanın dört bir yanında zaten aktivistler belli haftalarda, birkaç hafta üst üste bu Amazon'daki yangınları da, yani dünyamızın akciğerleri olarak tanımladığımız Amazon yangınları üstüne de, Amazon ormanları üstüne de pankartlar hazırladı. Ve onlara dikkat çekmek amacıyla dışarıda grevlerine devam etti. Ben de 2 hafta boyunca bunun için pankart hazırladım. Ve o pankartlarında insanlara farkındalık yaratmaya çalıştım. Burada zaten çok değişik pankartlar var. Mesela burada yazdığın benim çok hoşuma gitmişti. her felaket filme bir bilim insanına kulak asılmamasıyla başlar diye. Onu sen mi düşündün? Çok güzel olmuş bence bu. Aslında bu yurt dışında da yapılan pankartı ben biraz Türkçe'ye doğru uyarladım. Ve bu benim aslında ilk pankartımda, ilk Bebek Parkı'ndaki ilk kreş iklim grevine giderken kullandığım pankartımda. Ben de zaten bilim kurgu filmlerini çok sevdiğim için severek hazırlamıştım pankartı da. Mesela burada aslında farkındalık oluşması için toplanan iklim aktivistlerinin dinlenmemesiyle belki bir felaketin başlayacağına dair bir uyarı da olabilir. Evet. Peki yeterince, yani mesela sen, insanlar sokakta sorular sordu. İşte aslında medyada da ilgi vardı bu yaz. Hani seninle ilgili, seninle röportaj yapıldı. Ama yeterli olduğunu düşünüyor musun? Mesela şu anda birçok medya kuruluşu dünyada iklim krizine ne kadar tehlikenin ne kadar ciddi derecelerde olduğuna dair bir kampanya başlattı ve iklim haberlerine öncelik verilmesine karar verildi. Sence mesela Türkiye'de haberleri izlediğinde iklim haberlerini yeterince görüyor musun? Ne kadar acil bir durumda olduğunu? Çok küçümsenecek boyutta bir şey değil. Yine çok büyük farkındalıklar yaratmaya çalışan insanlar var benim gibi. Bir sürü aktivistler var, haber kanalları var, portallar var. Farkındalıklar yaratılmaya çalışıyor bir şekilde. Ama krizi durdurmak için yeterli mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Yani çok daha büyük kitlelere ulaşmamız lazım ki bütün insanların fikir sahibi olması ve farkında olması lazım ki artık bir şeyleri değiştirebilelim. Mesela zaten öğrencisin şu anda. Okulda eğitimin bir parçası olarak şu anda mesela biyoloji dersinde, fen derslerinde yeterli derecede görülüyor mu? Ya da mesela bahsettiğin donmuş bir fok balığı dedin. Aslında bir ekosistem ne kadar değiştiğini anlatıyorsun bu fotoğrafla. Derslerde o ekosistem değişimleri anlatılıyor mu şu anda? Ya aslında iklim krizinin direkt bir konu olarak mürettebatı alınması için de yapılan çalışmalar var ama şu an yeteri kadar yok. Tabii öğretmenlere göre değişiyor aslında. Bahsedenler de var, bahsetmeyenler de var. Yani öğretmenlerinizin özel size anlatmasıyla daha çok görüyorsunuz. Peki mesela gündelik hayatta insanların iklim kriziyle mücadele için farkındalık oluşmuş insanların yapabileceği en ufak şeylerden, yani nerelerden başlayabilirler? Hayatlarında neyi değiştirmeliler başlangıçta? Ya en basit şeylerden mesela yürüyebileceğimiz mesafelere yürüyebiliriz, bisiklet kullanabiliriz, toplu taşıma kullanabiliriz mesela. Çünkü toplu taşımada yani şöyle bir şey var, diyelim 10 kişi bir otobüse biniyor. Bir de o 10 kişinin kendi özel araçlarıyla yolculuk yaptığını düşünün. Hepsinin bir egzosu var her aracında, bir otobüsün de bir egzosu var. Ama otobüs kullananlarla araç kullananların arasında çok büyük bir fark var. O otobüse binen 10 kişi eğer kendi özel araçlarını kullanırsa havaya 10 kat daha fazla karbon emisyonu salınacak. Ve yani bu da o yüzden çok önemli bir madde. Onun dışında kirlilik için de yapabileceğimiz birçok şey var. Yani çevre kirliliği için, plastik kirliliği için de. Mesela internette metal pipetler satılıyor. Tek kullanımlık pipetlere örnek olarak, farklı bir çeşit olarak onları tercih edebiliriz. Ya da plastik poşet kullanmayabiliriz. Özel çantamızı taşıyabiliriz yanımızda. Fidan dikilme çalışmaları yapılabilir mesela. Çok önemli maddeler bunların hepsi bence. Mesela İstanbul'da çok vakit geçen, hani parklarda da sonuçta grev yaptın, bulundun. Nasıl görüyorsunuz çevreyi mesela? İstanbul'da hangi parkların hala yeşil kalabildiğini düşünüyorsun? Sence var mı çok? Ya olanlar da var, olmayanlar da var. Tabii sokakta daha fazla ağaçlandırma çalışmaları da yapılabilir ama şöyle bir şey de var. Dikilen her fidan aslında ağaç olmayabiliyor. Öyle bir algı oluşabiliyor bazen. Yani şu kadar ağaç kestik, şu kadar fidan diktik tarzı bildirgeler olabiliyor ama yani her fidanın ağaç olmak gibi bir netliği yok yani, olmayabiliyorlar. Yani önce zarar vermemeye odaklanmak gerektiğini. Bizi zaten olanı neden kesip tekrar fidan dikersin ki yani? Mesela sen Bebek Parkı'nda yapmıştın eylemlerinden birini. Başka hangi parklarda bulundun? Bebek'te yaptım, başka da yaptım. Başka yani genelde ben çok parklarda yapmamaya çalışıyorum. Daha sokakta yapmaya çalışıyorum ki daha fazla insana ulaşabileyim diye. Peki mesela ailenin bu süreçte sana desteği nasıl oldu? Çünkü iklim eylemi duyurusunda ailelerin de çocuklarına, bu eyleme katılmak isteyen çocuklara nasıl destek olması gerektiğiyle ilgili bir kısım okudum. Ailen en başından beri mesela sokakta grev yapmana, okula gitmeyip okul grevi yapmanı nasıl karşıladı? Ailem zaten çok destek çıktı bana bu konuda. Tabii derslerimi kaçırmam gibi bir şey de söz konusuydu okul grevlerime başlarken. Ama yine de çok destek çıktılar bana bu soruna rağmen. Ve devam ediyorum. Peki mesela pankartlarına birazcık daha bakalım burada. Burada gözlerimizi açma zamanı geldi diye Greenpeace'ten almışsın. Bu Bunu ne zaman yapmıştın? Hani hikayesini. Bu aslında Greenpeace'in paylaştığı bir fotoğraftı. Aslında bunun bir tane filmi var, Bird Box diye. Hı-hı. Oradaki bir filmde yani gözlerini açmamaları gerekiyordu. Göz bant tarzı bir şeyler kullanıyorlardı. Tabii olay plastik kirliliği değildi o filmde. Ama etrafında plastik gölü oluşturarak ona karşı, gözlerini kapadıklarına karşı bir slogan yaratmak için biraz filmi değiştirmişler ve böyle fotoğraf çıkartmışlar ortaya. Bunları kullandığında insanların dikkatini çekiyor muydu? Yani mesela fotoğraflı olan pankartların ya da işte uzun yazılar. Burada da Greta var sanırım. Evet. Burada aslında bir kelime oyunu var yani Great, Greta. Evet. Zaten Greta'da burada fotoğrafı da var zaten. Hareketi başlatan İsveçli kız. Dediğim gibi her cuma gün okula gitmeyerek İsveç parlamentosunun önünde okul grevi yapıyordu. Burada onun fotoğrafını koydum ve Make the World Greta Again diye bir pankart hazırladım. Bu süreç boyunca ilham aldığın kişi hep Greta mı oldu? Yoksa farklı tanıştığın, dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye'den tanıştığın iklim aktivistleri oldu mu? Yani bir grup olarak birleştiğiniz. Tabii dünyanın birçok yerinde zaten aktivistler var ve Fridays for Future yani gelecek için cumalar adında bir topluluk altında hareket ediyorlar genelde. Ve eylemlerini biz Fridays for Future Türkiye olarak mesela Bebek Parkı'nda greve gideceğiz falan diyebiliyorlar. Yani bunun gibi lokasyonlarda giderken birlikte de hareket edebiliyorlar. Öyle. Ama en büyük ilham Greta anladığım kadarıyla. Zaten hareketin başlatan da olduğu için. 20 Eylül'de sıfır karbon yoksa sıfır gelecek diyorsunuz. Yani sloganınız bu. Bu cümleyi açıklayabilir misin? Çünkü böyle söyleyince bazen korkutucu da geliyor. Sıfır gelecek ne demek? Sıfır karbona nasıl ulaşabiliriz? Bunları açıklayabilir misin? Evet, Türkiye'de Sıfır Gelecek diye bir kuruluş var. Onların da sloganı dediğiniz gibi sizin de ya sıfır karbon gelecek ya sıfır gelecek. Çünkü eğer karbon emisyonunu sıfırlayamazsak zaten bir geleceğimiz olmayacak. Orada da bu vurgulanmaya çalışılmış. Peki nasıl mümkün olabilir karbon emisyonunu sıfırlamak? Yani yine küçük adımlarla başlayıp daha radikal adımlar atarak mı yoksa bir anda mümkün mü bunu? Yani krizi durdurmak için son 11 yılımız kaldı. Eğer elimizi çabuk tutmazsak zaten elimizden gidecek. Ama aslında en büyük çözüm bunun için yenilebilir enerji. Yenilebilir enerji zaten elektrik yerine kullanılabildiği için fosil yakıt kullanılmasına hiçbir gerek kalmayabilir. Eğer o zamana kadar bir şey yapamıyorsak bile en azından karbon emisyonunu azaltabilir devletler kendi ülkelerinde ya da kendi şehirlerinde bir şekilde karbon emisyonunu azaltabilir, sıfıra indiremiyorsalar bile. En azından daha fazla vakit kazanabiliriz. Ki bu zaten hani ilk başta söylediğimiz insanların gündelik hayatta değiştirebileceği şeyler ve devletlerin değiştirmesi beklenen şeyler aslında. Hani sıfır karbon o devletlerin aslında sorumluluğu altında oluyor. Peki umutsuz hissediyor musun geleceğe dair? Yani bütün bu iklim krizi tartışması içinde hem insanların yeterince bu konuda farkındalık sahibi olmayacağına dair hem de dünyanın geleceğine dair nasıl düşünüyorsun? Elimizde olan çok büyük bir vakit değil. Bu süre içinde yapabildiğimizi yapacağız. Ve en azından biz harekete geçen insanlar olarak bir şey değiştiremesek bile hiçbir şey yapmayacağız, hiçbir şey yapmadık diye pişman olmayacağız. O da bir şeydir. Peki. Bundan şeylerine de devam edelim. Burada Rusya'daki bir aktivist arkadaşınla ilgili Biyanet'te bir söyleşin vardı. Biraz ondan bahsedebilir misin? Nerede, hani sen nasıl tanışmıştın? Daha sonra hani iklim grevi yapması yasaklandığı ile ilgili siz konuştunuz. Hani biraz onun da hikayesini anlatabilir misin bize? Bu pankartı ben aslında Rusya'da yaşayan Arşak Makishyan adında bir arkadaşım için ona destek vermek için hazırlamıştım. Şöyle bir durum var. Rusya'da 18 yaşından küçüklerin eylem yapmaması diye bir yasak var. Ve Makishyan toplu grev izni almaya çalışıyordu Rusya hükümetinden. Ama bunu alamıyordu. Bunun üstüne tüm dünyada çocuklar ve aktivistler Makishyan'ın destek için pankartlar hazırlayıp fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Ve bundan birkaç gün sonra benim de bu pankartı kullanarak paylaşım yapmamdan birkaç gün sonra Makishyan toplu grev izni aldı. Ve onun sıra bize dayanışmanın biraz gücünü görmüş olduk. Evet. Bundan sonra da benim bu sayede Makishyan'la bir iletişimim olmuştu zaten. Konuşmuştum onunla. Ve sosyal medya üstünden yine yazılı olarak bir tane röportaj gerçekleştirmiştim onunla. Yani dünyanın aslında her yerinden iklim aktivistleriyle bir iletişim halinde de oluyorsunuz. Sadece hani Türkiye'de ilerleyen bir oluşum değil. Hani küresel anlamda yani farklı ülkelerde peki iklim sorunları değişiyor mu sence? Mesela Türkiye'de dert ettiğimiz, hani Türkiye'de yürüyebileceğimiz yol, işte Rusya'da yürünebilecek yol. Bunlar farklı mı sence? Aktivistlerin ilerleyebileceği yollar. Ya tabii ülkelerin arasında koşullarda farklılıklar olabiliyor. yani grev izni daha kolay alanlar oluyor, daha zor alanlar oluyor. Grev yapabilecek alanları fazla olanlar oluyor, az olanlar oluyor. O değişiyor tabii ki ama bir şeyler değiştirmek biraz da bize bağlı. Grev izniyle Türkiye'de sorun yaşadınız mı? Şu ana kadar çok yaşamadık. Yani zaten şu ana kadar 2 tane küresel iklim grevi oldu tüm dünyada olan. Hı hı. Bu 20 Eylül'deki de 3.'sü olacak. Şu ana kadar çok yaşamadık. Peki bu süreçte hani 1 yıl oldu senin de iklim, yani 1 yıla yaklaştı iklim grevi hayatına gireli ve bunları yapmaya başladı. Senin hayatında neler değişti? Yani okula gidip gelirken, işte arkadaşlarından normal vakit geçirirken artık bir amaç var ve bu bir mücadele var. Senin hayatında neler değiştirdi bu? Ben zaten iklim krizini önlemek için hayatımda birçok şey değiştirdim. Yani az önce saydığımız maddelerden de artık hepsini uygulamaya çalışıyorum hayatımda ne kadar fazla yapabilirsem. Ve farkındalık açısından şöyle bir örnek söyleyebilirim size. Mesela ben 15 Mart'taki ilk küresel iklim grevine, yani Bebek Parkı'na giderken okulumdan kimse yanımda değildi benim. Ama arkadaşlarım anlattıkça iklim grevlerini, küresel ısınmayı ve iklim krizini arkadaşlarım anlattıkça onlar da artık inanmaya başladı. Ve bu sefer 2. küresel iklim grevinde, yani 24 Mayıs'ta Maçka Parkı'nda arkadaşlarımdan bu sefer okulumdan 6 kişiydik. Peki gündelik hayatında mesela iklim krizine yönelik değiştirdiğin şeylerin dışında bir aktivist olmaya başlamak senin hayatında bir şeyler değiştirir mi? Okulunla ilgili, işte ödevlerle, hani sorumluluklarınla ilgili zorlandığın anlar oldu mu? Nasıl diyeyim? Çok fazla zorlandığım bir an olmadı şu ana kadar. Ama ben okul grevlerimi aslında bu sene net olarak okuldan çıkıp grev yapmaya başladığım için senin ilerleyen kısımlarında göreceğiz sanırım onu. Ama mesela 20 Eylül'de muhtemelen okuldaki daha çok arkadaşın da seninle birlikte Kadıköy'de olacaktır. 20 Eylül'de peki neler söyleyeceksiniz? Yani pankartlarda neler yazacak, verilecek mesaj ne olacak? Zaten iyi bir katılım bekliyoruz. Bu sefer yetişkinler de katılacak çünkü. Saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşacağız. Oradan Yoğurtçu Parkı'na doğru bir yürüyüş olacak. Grevimizi orada gerçekleştireceğiz ve sonrasında bir festival şeklinde devam edecek. Zaten güzel bir katılım olacağı için dediğim gibi pankartların da çok çeşitli ve renkli bir eylem olmasını bekliyoruz. Tabii her zamanki gibi eğlenceyi bir yana bırakırsak eğer, her zamanki gibi hakkımızı, aslında yaşama hakkımızı talep edeceğiz ve eylemimize öyle devam edeceğiz. Bu sene senin aynı zamanda Kaz Dağları ile ilgili bir paylaşımın da olmuştu. Yani bir maden çalışmaları sürdüğü dönem orada vicdan ve su nöbeti başladı. Bu aslında farkındalığın, hani dayanışmanın ne kadar işte önemli olduğu ile ilgili. Mesela siz hani sen neler düşündün vicdan ve su nöbeti yapanlar hakkında? Hani daha umutlu hissettin mi insanlara karşı orada? Ben zaten orayı takip ediyordum çok yakından sosyal medyadan da. Ben gidemedim Kaz Dağları'na oradaki eylem için. Ama yapılanları gördükçe çok mutlu oldum ve ben de sosyal medyada elinden geldiğince yardımcı çıkmaya çalıştım. Greta da paylaşım yapmıştı aslında. Evet. Son 11 yıl 20 Eylül'de de tekrar hatırlatacağınız bir şey olacak. Peki 20 Eylül'den sonrasına dair devam edecek mi küresel iklim eylemleri? Tabii artık değiştirene kadar ve küresel ısınmayı durdurup yaşam hakkımızı elimize alana kadar devam edeceğiz. Deniz, çok teşekkür ederiz. Son mesajın ne olsun? Zaten bu sefer yetişkinler de katılacağı için küresel iklim grevimize, büyük küçük herkese saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşmak üzere eylemimize bekleriz.